Elimizde birkaç bileşik kesir ve birkaç tam sayılı kesir var ve hangilerinin daha büyük olduklarını düşüneceğiz. 1 tam 7 bölü 8 ve 39 bölü 10. Evet 39 bölü 10 bunu aklımızdan bile yapabiliriz. 39'u 10'a bölersek 39'da 10 3 kere vardır değil mi? 4 kere olsa 40 eder. 40 da 39'dan büyüktür demek ki 3 kere var. 3 kere 10 30 eder ve geriye 9 kalır. Yani buradaki ifadeyi 30 bölü 10 artı 9 bölü 10 olarak tekrar yazabiliriz. 30 bölü 10 da 3 edeceğinden bu kesir 3 tam 9 bölü 10'a eşittir. Bunu aklımızdan ne yapabiliriz dediğimiz gibi. Akıldan yapmanın özeti bu şekilde. Artık karşılaştırabiliriz. Şimdi tam sayılara bakarsak bu 1 tam 7 bölü 8 iken bu 3 tam 9 bölü 10. 3 tam 9 bölü 10 açık ve net bir şekilde daha büyük bir sayıdır. Çünkü burada bir yerine 3 var. Bu yüzden buraya hemen küçüktür işaretini koyuyoruz. Küçüktür işareti hakkında da hemen ufak bir hatırlatma yapayım. İşaretin açık tarafı her zaman büyük sayıya dönük, sivri ucuysa küçük sayıya dönük. Evet, bir sonraki örneğe geçelim. 4 tam 7 bölü 8 ile 49 bölü 10. O zaman bunu da tam sayılı kesre çevirelim. 49'da 9, 5 kere vardır. 5 kere 9, 45 eder, değil mi? Dolayısıyla kalan 4 olur. Ortaya çıkan sayı da 5 tam 4 bölü 9 olacak. Aynı şekilde burada da tam sayılara bakarsak 5 açıkça açık ve net bir şekilde 4'ten daha büyüktür. Bu yüzden yine küçüktür işareti koyduk. Sivri uç küçüğe, açık tarafta büyüğe bakıyor. Evet, şimdi. 2 tam 1 bölü 2 ile 11 bölü 10. 11'de 10 sadece bir defa vardır. Kalan da 1 olacağından bu sayıyı 1 tam 1 bölü 10 şeklinde yazabiliriz. Bu da net bir şekilde 2 tam 1 bölü 2'den küçük olur. Tam sayılarına bakarsanız bunu görebiliyorsunuz. Ve bu yüzden de işaretimizin açık tarafını daha büyük sayıya bakacak şekilde yerleştiriyoruz ve bu işarette büyüktür işareti oluyor. 2 tam 1 bölü 2, Büyüktür 11 bölü 10. Diğer örnek, 5 tam 4 bölü 9'da 40 bölü 7. Bunu tekrar yazmak istersek, 40'da 7, 5 kere vardır, kalan da 5 olur. 5 kere 7, 35 değil mi? Kalan da 5. Böylece bu sayı 5 tam 5 bölü 7 şeklinde tekrar yazılabilir. Burada yaptığım tek şey sayıları parçalamak. Yani 40 bölü 7 ile 35 artı 5 bölü 7 aynı şeydir. Burada 35, 7'nin 40'tan küçük en büyük katıdır. Bu sayı da 35 bölü 7 artı 5 bölü 7 ile aynı şeydir. 35 bölü 7 de 5 ettiğinden sayıyı 5'ten 5 bölü 7 şeklinde yazabiliyoruz. Bu örnek biraz daha ilginç çünkü iki kesrinde tam sayısı aynı. Bu da 5, bu da 5. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken nokta tam sayılı kesirlerimizin kesirli kısımları oluyor. Yani karşılaştırmamız gereken 4 bölü 9 ve 5 bölü 7. Bunu yapmanın birkaç yolu var. İlk olarak paydaları eşitleyebilirsiniz. En kolay yol budur. 9 ile 7'nin en küçük ortak katları nedir? Hiç ortak çarpanları bulunmadığından en küçük ortak katları bu sayıların birbirleriyle çarpımı olacaktır. Dolayısıyla 4 bölü 9'u tekrar yazmak istersek paydaya 9 kere 7, 63. Payda 7 ile genişlettiğimiz için tabii aynı şekilde paya da 4 kere 7 yazacağız ve 28 olacak. 5 bölü 7'ye gelirsek de payda yine 63 oluyor. Paydayı 9 ile genişlettiğimiz için payda 9 ile çarpmamız gerekiyor. Bu da 5 kere 9, 45 eder. Artık görmesi daha kolay. 45 bölü 63 açık bir şekilde 28 bölü 63'ten daha büyüktür. Dolayısıyla küçüktür işaretini koyabiliriz. Çünkü bu kesirlerin tam sayıları aynıdır. 5 bölü 7 ile 45 bölü 63 aynı şeydir. Aynı şekilde 4 bölü 9 ile 28 bölü 63 de yine aynı şeydir. Dolayısıyla 5 tam 4 bölü 9 küçüktür 40 bölü 7 şeklinde yazabiliriz. Bu son örnekteki karşılaştırma üzerine bir başka olsa şöyle. 4 bölü 9da 4 bölü 7'yi karşılaştırırsınız. Paylar aynı Ama buradaki payda daha büyüktür. İşte kesirlerde de payda büyüdükçe sayının kendisi küçülüyor. Dolayısıyla burada 4 bölü 9 4 bölü 7'den daha küçük bir sayıdır. 4 bölü 7 de 5 bölü 7'den daha küçük olduğundan burada yine a